filmin çekimleri tamamlandığında, yani son gün kayıtları da ele geçtiğinde, bu kaydedilen film ya da videoya kaydedilen film kurguya giriyor. Yine 4 haftayla 8 hafta arasında, bazen 12 haftaya kadar uzayabilir, kurgucuya bir süre vermek gerekiyor. Lan çırak, sen bayağı ressammışsın kerata. Karpuzlara bak. Esasından ayıdan aşık olsun valla. Çekirdeklerle mi yaptın lan? Kurgu işlemleri sırasında bir yandan da filmin laboratuvar testleri, baskısı ile ilgili testler hazırlanıyor. Filmin müziği tasarlanmaya ve hatta üretilmeye başlanıyor. Kurgu tamamlandığında müzik bu sefer üzerine ekleniyor. Bir yandan da bitmiş kurgu üzerinde ses tasarımcısı. Yani bir müzisyen, bir de ses tasarımcısı. Filmin işte efektlerini, patlamalar, çatlamalar, kuş sesleri, diyaloglarının inceltilmesi, temizlenmesi ve yerleştirmesi işlemini yapıyor bir ses tasarımcısı. Müzisyen de aynı kurgusu bitmiş filmin üzerine yönetmenin isteğine göre müzikler yapıyor. Bunlar tamamlandıktan sonra filmin ses bandı da oluşmuş oluyor ve miksaja giriyor. Sultanların namı unutulacak, onun namı yayılacak. Ana gene geldi Tatar. Kara gözlüğün. Nasıl olacak bu iş? Hay hay! Miksaja giriyor. Bitmiş kurgu aynı zamanda laboratuvarda filme basılıyor. İlk denemeleri yapılıyor, sessiz bir kopya çıkıyor. O sessiz kopya kameraman tarafından renkleri denetleniyor. Laboratuvarda kameraman ve laborant ekibi renk düzeltmelerini tamamlıyorlar bir yandan. Bir yandan da ses miksajı başlıyor. O da bir hafta ile 15 gün arasında sürüyor. Dolayısıyla bitmiş olan ses bandıyla bitmiş olan görüntü eşlenip ilk kopya basılıyor. Basıldıktan sonra beğeniyorsa herkes çoğaltılıyor ve dağıtımcıya kopyalar teslim edilmeye başlıyor. İşte 10 sinema mı, 200 sinema mı, kaç sinemada oynanacaksa o kadar kopya basılıp dağıtılıyor.